başlamak istiyorum. Sondaj olacağım, başta sorayım. Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi tarihinde en genç oyuncusuydunuz. Alman futbolunun önde gelen isimlerinden Beckenbauer'in yüzyılın yeteneği olarak gösterdiği bir isimdiniz. Galatasaray, Beşiktaş formalarını giymiş bir oyuncusunuz ama tüm bu yeteneklere rağmen, tüm bu potansiyele rağmen kariyeriniz beklenildiği gibi, hayal edildiği gibi geçmedi. Bu bağlamda da direkt sorayım. Neden olmadı? Yani neden biz Berkan Gökten'i Manchester United'da, Bayern Münih'te göremedik Yani de? küçük yaşlardan yani şimdi açık konuşmak istiyorsam bir sakatlık vardı tabii ki genç yaşta. Ağır bir sakatlık. Onu da ben tedavi ettirmedim. Ondan sonra o tabii yıllar sonra hep büyürken 15, 16, 17 yaşlardan o sakatlık fark etmeye başladım. O sakatlık da tabii ki benim kendi performansımı da artık yükselmedi. Hatta geriye gitti. Onun için de bu sebeplerden birisi olabilir. Kariyerinizdeki en büyük pişmanlıklar nedir peki? Yani kariyerimin en büyük pişmanlıkla Galatasaray'dan ayrıldığımı onu söyleyebilirim. Ondan sonra tabii ki benim büyük hatam, Münih'teki hatam. Kulüpten kovulduğum için onu da biliyorsun Can. Evet. Ondan sonra yani o iki şey tabii ki beni çok üzdü. Az önce de değindiğiniz Bayern Münih'te çok forma şansı bulamıyordum. Genç oyuncu için zordu diye ve o dönemde sürpriz bir tercih diyelim. Galatasaray'a gelmiştiniz ki isminiz Fenerbahçe'de de çok anılıyordu o dönemde. O transfer sürecinde neler yaşanmıştı? Biraz anlatabilir misiniz? Transferlerde şimdi mesela Ümit Milli Takım'da oynuyordum ben. Hep bizim şeylerimiz oluyordu, maçlarımız oluyordu. En son maçımızda Kadıköy'de galiba Azerbaycan'la oynuyorduk. Orada da iki tane gol attım. Ondan sonra maçtan sonra tabii ki beni hem Almanya'da hem de milli maçlarda takip ettikleri için teklifte bulundular iki takımda. Ben iki takımda teklifi aldığım için tabii çok bir gurur duydum. İki takım da çok büyük bir takım. Yani en sonda Galatasaray'a niye karar verdiğimi onlarla görüştüm. Tesislere baktım. Daha sıcak gördüm. Ondan sonra da oraya gittiğim için pişman da olmadım. Galatasaray'a geldiğiniz sezonda da takımın başında Luchescu vardı ve o dönem takım yeni bir yapılanmaya gidiyordu. Sezon sonunda şampiyonlukla kazanılmıştı. Siz de çok iyi forma şansı bulmuştunuz. Luchescu ile olan ilişkiniz hakkında, o dönem hakkında neler söylersiniz? Luchesko Hoca beni yani genç oyuncu olarak hem takıma aldırdı hem de maçlarda bana şans verdirdi. Hem de söylediğin gibi şampiyonluk yaşadık. O benim için de çok mutluydu. Yani özel bir kişiydi benim için. Ertesi sezon Fatih Terim takımın başına gelmişti ve çok ciddi transferlerle yapılmıştı Galatasaray'da o sezon. Sizin de biraz forma şansınız önceki sezona göre biraz azalmıştı. Fatih Terim ile olan ilişkinizi sormak istiyorum ve Fatih Terim ile Luchescu arasındaki farklar nelerdi? Ya şimdi açıkçası benim ikinci sene performansım düşüyordu, düşüştü. Yani hem düştü performans hem de kadro daha genişti. Yani o zaman da tabii ki şansım biraz azaldı oynamaya. Ama her zaman benim performans hem antrenmanlarda hem maçlarda gösterdiğim anda hoca hep bana şans veriyordu. Fatih Terim ve Luchescu arasındaki farklar için neler söylersiniz? Yani bir şey söyleyecek bir şey değil. İkisi de büyük hoca. Ama Fatih Terim'in Türkiye'nin gelmişliğinde en büyük hocalardan biri. Fatih Terim döneminin en unutulmaz maçlarından biri. Sizin de hani, zihinlere kazınan o efsanevi Juventus maçını sormak istiyorum. O maç hakkında neler söylersiniz? O maçtaki performansınız, maç öncesi, soyunma odasındaki atmosfer, neler aklınızda kaldı? Yani bilmiyorum mu Can, biliyor musun? O maçtan önce zaten bir biz normalde İstanbul'da oynayacaktık maçı.
şeye ertelendi. Yani Dortmund'a ertelendi. Dortmund statına. Bizim için bir dezavantaj değildi. Bir nerede baksan bizim taraftarda oraya da geldi. Bize çok destek oldu. Her zaman destek oldular. Yani hiç bizim ülkemizde veya yurt dışında hep her zaman bize destek oldular. Sağ olsun. Yine de oluyorlar takıma. Yani çok güzel bir maçtı. Çıktığımız an stat doluydu. Bize destek oldular. Yani fazla da mutlu mevsimine gerek kalmıyordu. Isınmaya çıktığımız anda zaten o elektriğimizi yani hissediyorduk. Çıktık. İyi gün yakaladık. Juventus'u ilk dakikalarda presle oynadık. Yani oynatmaya çalışmadık. Onları zor duruma bıraktık. Şansımız oldu. Golümüzü attık. Nasipse maçı kazandık. Fatih Terim'in soyunma odası konuşmaları çok meşhurdu. Sizin Galatasaraylı olduğunuz dönemde unutamadığınız bir soyunma odası konuşması var mıydı hocanın? Yani oluyor. Motivasyon zaten her maça değişik oluyor. Yani lig maçlarda veya Şampiyonlar Lig maçında konuşmalar değişiyor. Onun için de bizi her zaman her maçta motive ediyordu. Beşiktaş'a gidişinize dönmek istiyorum. Az önce de Galatasaray'dan ayrılmam kariyerindeki en büyük pişmanlıklardan biri demiştiniz. Galatasaray'dan ayrılma kararını nasıl almıştınız ve Beşiktaş dönemi neden istediğiniz gibi geçmedi? Sadece 6 maçınız vardı. Şimdi benim Galatasaray'da sözleşmem bitiyordu. Ve Beşiktaş'ın hocası da Lucescu'ydu. Ben de Lucescu hocayla konuşuyordum. Benim kararımda hem bizim ailemizde abim olsun, babam olsun, kuzenlerim olsun, Türkiye'de akrabalarım olsun, hepsi Beşiktaşlı. O da bir sebepti Beşiktaş'a geçmesi. Beşiktaş'a geçtim, nasip olmadı. Lucescu ayrıldı. Ondan sonra şeye gitti, Ukrayna'ya gitti, Shakhtar Donetsk'e gitti. Şey geldi, büyük bir hoca geldi İspanyol'dan, Del Bosque geldi. Del Bosque geldi. O da bana son yılın sonlarda hep bana şans vermeye başladı. O da tabii ki puanları almadıktan sonra Beşiktaş'tan ayrıldı. Benim de şansım düştü. Ondan sonra da artık oynama fırsatım kalmadı. Futbol kariyerinizde en tutamadığınız anı hangisi peki? Söyleyebilir misiniz? Yani 2001-2002 Galatasaray'la şampiyon olduğumuz sene. Ondan sonra benim özel olarak Şampiyonlar Ligleri maça çıktığımda dediğiniz gibi Juventus maçı vardı, Liverpool maçı vardı, AS Roma maçı vardı. Yani genç oyuncu için büyük bir fırsattı. Ondan sonra yani ayrıldıktan sonra bir dönem ben bir futbolu bırakmayı düşündüm. Tekrardan yani ayak uydurdum. Bana bir kulüp şans verdi Münih'te. Oradan ikinci takıma girip A takımda oynayıp o güzel bir fırsattı. Yani bunları söyleyebilirim. Tabii ki ilk maçıma çıktığımda, profesyonel maçıma çıktığımda, bir de özel olarak Manchester'a çıktığımda, yani 17 yaşında da o da özeldi tabii benim için. Ama kariyerimde o kadar fazla da şey yaşamadım yani. Bunu da söyleyebilirim. Yani çok üzüntü bir şey ama daha fazla olabilirdi.